Su ve glikol sıvılarından oluşan 500 mililitrelik antifriz karışımı. Bu arada antifriz neydi? Antifriz sıvının, yani suyun donma noktasını düşüren bir karışım. Burada glikolün donma noktasını düşürdüğünü de görüyoruz. Kış aylarında araçlarımızda antifriz seviyesinin yeterli olması veya özel bir antifriz, glikol oranı belli bir oranda olan bir antifriz kullanmak lazım ki belli bir sıcaklığa kadar motorumuzun soğutma suyunda donma yaşamayalım ya da cam suyunda bir şekilde cam suyunu donmadan kullanabilelim. Bu işe yarıyor. Hazırlanırken 180 mililitre glikol kullanılmış. Buna göre bu karışımın hacimce glikol yüzdesi. Şimdi bunların her ikisi de sıvı. Sıvı sıvı hacimce yüzde. Hacimce yüzdeyi nasıl buluyoruz hocam? Hacimce yüzde derişim. Ve çözünen madde burada glikol. Bölü ve çözelti şeklinde bulacağız. Peki, çarpı 100 şeklinde. O halde bizim 180 mililitre glikol kullanıldığını söylediğine göre 180 çözünen maddemiz. Peki toplam hacim ne kadar? 500 çarpı 100. Buradan işlemi yapacak olursam bunlar gidecek. Yani ne gelir? %36'lık olduğunu görürüz. Demek ki cevap A seçeneği olacak. Aşağıdaki etil alkol su karışımlarından hangisinde hacimce alkol yüzdesi en fazladır? Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Yani hacimce yüzde, yüzde V diyebiliriz. V çözünen bölü V çözelti çarpı 100 şeklinde bulunabilir. Yani kütle yüzdeye benzer bir durum. Ama şunu bilmek lazım. Çözücü ile çözünenin, yani sıvıların karıştırılmasıyla oluşan için çözelti hacmine eşit olmaz. Yani 100 mililitre alkol ile 100 mililitre suyu karıştırıyorsak 200 mililitre çözelti elde etmeyiz. Dolayısıyla bu formülü kullanabilirim ama çözelti hacmini bilmediğim için sıkıntı yaşarım. Ama oransal olarak değeri bulabilirim. Yani ne kadar etil alkol yüzdesi fazlaysa etil alkolün hacimsel miktarı o kadar fazla. O zaman şöyle yapalım. Hangisinde alkol yüzdesi en fazladır diyorsa şöyle bir şey. Alkol bölü su şeklinde yapalım. Yani 20 bölü 80, 1 bölü 4. Peki 120 bölü 180, 60 ile sadeleşir ikisi de. Dolayısıyla 2 bölü 3. 10 bölü 30, yani 1 bölü 3. 200 bölü 600, o da 1 bölü 3. 40 bölü 160, 1 bölü 4. Şimdi bize en fazla olanı soruyordu. O 2 bölü 3 oransı olarak. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Çok seyreltik bir çözeltinin derişimini belirtmek için PPM kavramı kullanılır. Buna göre. Bu arada PPM nedir arkadaşım? PPM aslında parts per million demek. Yani Türkçesi milyonda bir kısım demek. PPM. PPM. Milyonda bir kısım. Ne zaman kullanırım ben bunu? Bir madde bir başka madde içerisinde eser miktar çözünmüşse. Mesela su içerisinde bazı mineraller vardır ki miligramla ifade edilir. Yani suyun 1 kilogramında ancak 1 miligram bu maddeden vardır. İşte o 1 ppm'e denk gelir. Yani daha pratiği şu. 1 ppm çözünen maddenin miligramı, yani miligram cinsinden çözünen bölü kilogram cinsinden çözelti ile ifade edilir. Ya da biz buraya çözücü de yazabiliriz. Çünkü 1 kilogram çözünün içerisinde 1 miligram çözülmüş olması çözeltinin hacmine önemli bir etkide bulunmaz. O halde 1 ppm miligram çözünen bölü kilogram çözeltiye eşittir. Bu ifade doğru. Yani aralarında milyonda bir ilişki var. Zaten bu şu anlamdaydı. 1 kilogram gerçekten neydi? 1 kilogram 1 milyon. Yani 10 üzeri 6 miligrama eşit. Dolayısıyla bu kullanılabilir. O halde 1 ppm için gram çözünen bölü gram çözelti çarpı 10 üzeri 6 ifadesi de kullanılabilir. Aynı anlama gelir. Peki 1 ppm için mililitre bölü litre ifadesini kullanabilir miyim? Mililitre ile litre arasındaki ilişki 100. Yani 100 mililitre, özür, 1000. 1000 mililitre bizim için 1 litreye eşitti. Yani 10 üzeri 6 ilişkisi yok. 10 üzeri 3 ilişkisi var. O halde doğru cevabımız 1 ve 3, yani E seçeneği olacak. Şekildeki kaplarda bulunan eşit sıcaklıklardaki çözeltiler ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye sormuşuz. Bir bakalım. Şimdi 125'lik 400, 120'lik 500 gram çözelti. Her iki çözeltideki çözünen NaCl kütleleri eşittir. Birinci çözeltiyle başlayalım. Birinci çözelti için 400'ün sadece %25'i çözünen madde, 400'ün 125'ini alırsam 100 gram çözünen, yani bunun içerisinde 100 gram NaCl çözünmüş.
İkincisi için aynı şeyi yapacak olursam 500'ün %20'si, yani şöyle aldığımız zaman yine 100 gram NaCl. Yani burada da 100 gram NaCl var. O halde her ikisinde çözünen NaCl kütleleri eşit. Peki ikinci öncüle bakacak olursak ikinci kaptaki çözeltinin öz kütlesi daha büyüktür. Yani şimdi öz kütle dediğimiz şey çözünen madde oranı arttıkça, yani çözünen maddenin derişimi arttıkça bu çözeltilerin yoğunluğu artacak. Özellikle buradaki gibi katı, yani uçucu olmayan katı çözüyorsam, NaCl gibi iyonik bileşik çözüyorum. O halde NaCl'nin oranı ne kadar fazlaysa yoğunluk o kadar fazla. Bu %25'lik, bu %20'lik. O zaman yoğunluğu fazla olan 1 olması lazım. Yani D1 büyük, D2. Tuz oranı daha fazla çünkü. Tuz da yoğunluğu arttıran bir şey. O halde yüzde derişimlere bakınca %1 büyük, %2 ise demek ki yoğunluklar da böyle olmalı tuz çözeltilerinde. O halde ikinci seçenek yanlış. Birinci kaptaki çözeltinin derişimi daha yüksektir. %25'lik diğeri %20'lik. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Yanlış olanı sorduğu için yalnız 2 olacak cevabımız, yani Bursa. Yukarıda verilen çözeltilerin eşit miktarlarının içerdikleri x miktarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi burada bizi sıkıntıya sokan, zorlayan şey ppm olabilir. Ppm'i de şöyle halledelim. 1 ppm ne demekti? Onu bir yazalım. 1 ppm miligram bölü kilogram anlamına geliyordu. Yani miligram çözünen, kilogram çözelti olarak bakabiliriz. Peki, burası 10 ppm olduğuna göre ikinci de 10 ppm ne anlama gelir hocam? 10 ppm şu anlama gelir. 10 miligram çözünmüş. Ne kadar da? 1 kilogramda. O zaman biz çözeltilerimizi eşit miktar alacaktık ya. Çözeltilerimizi birer kilogram alalım. 1 kilogramında 10 miligram var anlamına gelir. O halde şöyle diyelim. Bu çözeltilerin hepsi 1 kilogramsa birinci, ikinci, üçüncü buraya bir taşıyayım. Bunun 1 kilogramında 10 miligram X çözünmüş. 10 miligram X. Peki ikinciyi hallettik. Birinci. Kütlece %10'luk X çözeltisi. Yani bu ne demek? 100 kilogramında 10 kilogram X var. Kilogram ama. Biz 1 kilogramına bakacağız. 1 kilogramında, yani 100'e bölecek olursam 1, 2, 0,1 kilogram var. 0,1 kilogram 1000 ile çarparsam 100 gram. O zaman bunun 1 kilogramında 100 gram varmış. Bu miligram, bu gram. Yani çok fazla. Peki üçüncüye bakalım. Kütlece %1'lik X çözeltisi. Ne demek hocam bu? İşte 100 kilogramında 1 kilogram var. O halde 1 kilogramında ne kadar var? 0,01 kilogram var. 0,01 kilogram, yani kaç gram yapar? 1, 2, 3. Şöyle atarsak 10 gram. O halde 1 kilogramında da 10 gram var. Yani burada miligram çok küçük olduğu için zaten sıralamalar belli oldu. Birinci de en fazla x içeriyor eşit miktarında. Sonra üçüncü de en az ise ikinci de içeriyor. Yani 1, 3, 2 şeklinde sıralayabiliriz. O halde cevabımız A seçeneği olacak. 80 derecelik limon kolonyasının 460 mililitresinde kaç mol etil alkol vardır? Şimdi günlük hayatta çok fazla gördüğümüz bir şey. 80 derece ifadesini görüyorum. Bu 80 derece ne demek? 80 derece şu anlama geliyor. Bu kolonyanın hacimce %80'i etil alkolmüş. Yani alkol olduğu anlamına geliyor. Hacimce %80'i etil alkol. Peki bu 460 mililitre kolonya olduğuna göre 460'ın %80'ini alırsam içindeki etil alkolün miktarını bulabilirim. Yani kaç mililitre olduğunu bulabilirim. Yani 8 kere 6 48, elde var 4, 32, yani şurası 36. Demek ki 368 mililitre içinde etil alkol varmış. Bunu bulduk. Peki bize sorduğu şey kaç mol etil alkol? Hocam bu mililitre. Peki şu D etil alkolü verdiğine göre D eşittir M bölü V'yi etil alkol için kullanırsam etil alkolün kütlesini bulabilirim. 368 hacmiydi. Bunun yoğunluğu ne kadardı hocam? Yoğunluğu 0,8'di. Şuradan renk değiştirelim. 0,8 gram bölü mililitre yoğunluğu. Eşittir. M etil alkol, etil alkolün kütlesi bölü hacmi 368 mililitre. Hocam rakam kötü. Hayır değil. Çarpmayacaksın. Yani şöyle bırakacağız. 0,8 çarpı 368 gram.
etil alkol varmış. Peki bu kadar etil alkol kaç mol etil alkol yapar? Bize onu soruyor. Etil alkolün mol ağırlığı burada verilmiş 46. N eşittir M bölü MA. Yani kütlesi 0,8 çarpı 368 bölü mol ağırlığı 46. Şimdi sadeleştirebiliriz. 46 ile 368 sadeleşir. Nasıl? Bir bakalım şöyle. 8 olsa. Evet, 8 katı. Dolayısıyla şurası 8. 0,8 çarpı 8 6,4 mol olarak etil alkolümüzün molünü buluruz. O halde cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıda çözelti kütlesi ve çözünen kütlesi belirtilen çözeltilerden hangilerin derişimi 1 ppm'dir? Şimdi 1 ppm dediğimiz kavram aslında milyonda bir kısım demek. Yani şöyle kısaca miligram bölü kilograma biz daha doğrusu 1 miligram bölü kilograma biz 1 ppm diyoruz. Buradaki miligram çözünen, kilogram çözelti. Peki o zaman oranlayalım. Çözünen kütlesi 0,2 miligram bölü çözelti kütlesi ama gram. Biz bunu kilograma çevirelim. 3 sıfır atıyorum. Yani 1 gram 1 kilogram 1000 gramdı. Dolayısıyla 0,2 kilogram anlamına geliyor. Oran 1. 1 ppm. Bu sağladı. İkinciye bakıyorum. İkincisi için de aynı şeyi yapacağım. Çözünen miligram. Yani 10 miligram. Bölü çözelti 10 üzeri 4 gram. 10 üzeri 4 gram hocam. 3 sıfır atarsan 10 kilogram anlamına geliyor. Şu 0,2 kilogramda kullanmıştık zaten. 10 kilogram. O halde o değer de 1 geldi. Bu da sağladı. Üçüncüsüne bakacak olursam aynı şekilde renk değiştirerek daha rahat görelim. 0,05 0,05 miligram bölü 50 gram 50 gram 3 sıfır atalım. 1, 2, 3 0,05 kilogram yapıyor. 0,05 kilogram. O da 1 geldi mi? O da 1 ppm. Yani bunların hepsi 1 ppm'e eşit. Cevabımız E olacak. X ve Y sıvılarından oluşan bir çözeltinin hacimce %50'si X'miş. Bu çözeltideki kütlece Y yüzdesi kaçtır diye bize soruluyor. Şimdi yoğunlukları verilmiş X ve Y sıvılarının bir de çözelti hacminin X ve Y sıvılarının hacimleri toplamına eşit olduğu kabul edilmiştir denilmiş. Bu bilgiyi niye söylenmiş? Çünkü normalde sıvı sıvı çözeltilerde çözeltinin hacmi o çözelti oluşturan sıvıların hacimleri toplamından genelde daha küçüktür. Yani ikisinin toplamı eşit değildir. Ama burada ikisinin toplamını eşit olarak kabul ederek soruyu çözeceğiz. Onun için bu bilgi verilmiş. Peki, hacimce %50'si x'ti, %50'si de y olacak. Peki hacim değerleri verelim. O zaman bu çözeltinin içerisindeki x'in hacmi 100 mililitre olsun. Hocam y'nin hacmi ne kadar olsun? O da 50-50 olduğuna göre, o da eşit olduğuna göre o da 100 mililitre olsun. Yani bu değerleri kabul ettik. Şimdi işimiz kolaylaşsın diye. X'in yoğunluğu verilmiş. X'in yoğunluğundan mx bölü vx yaparak x'in kütlesini bulabileceğim. X'in yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre eşittir. X'in kütlesini bilmiyorum ama hacminin 100 olduğunu biliyorum. Öyle kabul ettik. Mililitreler birbirini götürdü. Buradan x'i 120 gram olarak bulduk. Peki aynı şeyi y için yapalım. Yani my bölü vy yapacağım. Yoğunluğunu kaç almıştık onun? Yoğunluğunu 0,8 gram bölü mililitreymiş. Eşittir. My bölü 100 mililitre olarak almıştık. Yine mililitreler birbirini götürdü. Demek ki 80 gram da yağ olduğunu anladık. Demek ki toplam kütlemiz ne kadar hocam? Çözelti kütlesi 200 gram. Bu 200 gramın ne kadarı y diye bize soruyor. Yüzde kaçı y? O zaman yüzde y bulurken kütlece yüzde y 80 y'nin kütlesi bölü toplam kütle 200 çarpı 100 yapıyorum. Yani şunlar gitti. Demek ki kütlece yüzde 40'ı y'ymiş. Yani cevabımız D seçeneği olacakmış. Suyun sertlik derecesi su içinde çözülmüş olan kalsiyum ve manyezyum iyon derişimleri orantılı. Yani kalsiyum derişimi ya da manyezyum derişimi. Soruda hep kalsiyum olduğu için kalsiyum derişimi arttıkça suyun sertlik derecesi ne olurmuş? Artar. O halde biz kalsiyum derişimi en fazla olanı bulacağız. Ama derişim deyince bir oran. Peki 200 gramında 0,4 miligram, kilogramında 8 miligram, kütle yüzdesinde böyle. Ya hepsini kütle yüzde çalışacağız ya hepsini ppm. Ya hepsini aynı miktar üzerinde çalışacağız. Mesela hepsini ppm şeklinde çevirebiliriz. Ppm neydi hocam? 1 ppm miligram bölü kilogram. Yani burada miligram kalsiyum yazacağım.
çözünen madde kilogramda çözelti olarak alacağım. O zaman 200 gramda 0,4 demiş. 0,4 miligram orası hazır. Bölü 200 gram kaç kilogram yapar? 0,2 kilogram. Böylelikle miligram bölü kilograma ppm diyordum. 0,4 bölü 0,2'den 2 ppm. Bunu bulduk. Alttakini bulalım. Kilogramında 8 miligram. Ne güzel, hazır. 8 miligram ve 1 kilogram. Miligram bölü kilogram zaten ppm demekti. 8 ppm. Peki, üçüncüsüne bakalım. Şimdi kütlece %0,01 kalsiyum artı iki iyon içeriyormuş. Yani %0,01. Yani şöyle diyebilirim. 0,01 yüzde, yani 100 miligramında 0,01 miligram kalsiyum iyonu var diyebilirim. Biraz daha toparlayacak olursak, yani 1 kilogramda ne kadar? Buna da gidebilirim. Ya da şu miligram miligram olarak vermiştim. 100 miligram ne demektir hocam? 100 miligram 10 üzeri eksi 1 gram demektir. Peki yine aynı şekilde 10 üzeri eksi 1 gram ne demektir? 10 üzeri eksi 4 kilogram demektir. Yani 10 üzeri eksi 4 kilogramında 0,01 miligram. O zaman 0,01 miligram bölü 10 üzeri eksi 4 kilogram. Miligram bölü kilogram. Yani ppm. Buradan ne gelir? 10 üzeri eksi 4 yukarıya geçeceği için 10 üzeri eksi 4 yukarıya geçince artı 4 olarak geçecek. Yani 10 üzeri artı 2 olacak. Yani bayağı yoğun oldu. Yani 100 geldi. 100 ppm. Demek ki bunun ppm değeri en fazla. Yani üçüncüsü en fazla. O halde diyebilirim ki 3'te en yüksek kalsiyum oranı var. Sonra 8 ppm olan ikincisi, en az ise 2 ppm olan birincisi. O halde sertlikleri ise bununla orantılı. Yani 3, 2, 1 cevabımız C olacak. Glikoz ve su kullanılarak A ve B çözeltiler hazırlanıyor. Bu çözeltilerle ilgili bilgiler verilmiş. B çözeltisinin yüzde derişimi ne diye soruluyor. Yani kütlece yüzde derişimi. Önce A çözeltisine bakalım. 40 gram glikoz ile 0,16 kilogram suyun karıştırılmasıyla oluşuyor. Yani çok az glikoz, çok yüksek oranda su kullanıyorum. 0,16 kilogram su kaç gram su yapar? Yani 1 kilogram 1000 gramdı. Dolayısıyla 1, 2, 3, 0 atıyorum. Yani 160 gram su içeriyor. İçinde de 40 gram da glikoz var. Tamam. Peki, B çözeltisi için diyor ki bu çözeltiden, yani A çözeltisinden 50 gram bana al. Bunun içerisinden 50 gram alsam içindeki şeker oranı değişir mi hocam? Değişmez. Önce bunun bir şeker oranı neymiş bulalım. Çözünen 40 bölü toplam kütle 160, 40 daha 200 çarpı 100. Kütlece yüzdesini buluyorum. Yani kütlece %20'likmiş. %20'lik. O zaman bunu şunu söylüyorum. Buradan ben 50 gramlık örneği alsam 50 gramlık glikoz çözeltisi, glikoz çözeltisi hala, yani aldığım örnekte yüzde kaçlık olmak zorundadır? %20'lik. Aldık. Peki bunu üzerine su ekleyerek 1 kilogramlık çözelti elde edecekmişiz. Üzerine su ekleyeceğiz. Önce bu 50 gramlık glikoz çözeltisi %20'likti. Üzerine su ekleyeceğim ve 1 kilogram yapacağım. Tamam. Peki içindeki şeker miktarı değişir mi hocam? Hayır. Peki 50 gramın içerisinde ne kadar şeker vardır? Önce onu bulalım. İçerisinde 10 gram şeker, yani glikoz var. O halde bizim ikinci işlemde de su eklediğime göre içinde çözünen şeker miktarı değişmeyecek. Yüzde derişim, çözünen madde miktarı, yani 10 gram glikoz bölü toplam kütle. Toplam kütle ne kadar olacak? 1 kilograma tamamlayacağım. Ne yaparak? Su ekleyerek. 1 kilogram ne yapıyor? 1000 gram çarpı 100. 1, 2, şunlar gitti, bunlar gitti. %1'lik bir çözelti elde ettik. O halde cevap A seçeneği olacak. Yukarıda belirtilen 100 gram kalsiyum bromür sulu çözeltisine, yani bu 100 gram çözeltinin tamamı. Demek ki biz kenara notumuzu alalım. M çözelti eşittir 200 gram. İçinde 200 miligram, özür 100 gram. Şurayı düzelteyim. M çözelti eşit 100 gram. İçinde 200 miligram kalsiyum iyonu bulunuyormuş. Ama miligram. 200 miligram kalsiyum 0,2 gram yapar. 0,2 gram kalsiyum bulunuyormuş. Peki 0,2 gram kalsiyumun istersen molünü bulabilirim. N eşittir M bölü M. 0,2 bölü kalsiyum mol kütlesi 40. Yani 0,005
5 mol kalsiyum olduğunu anladım. Kalsiyum bromür bileşiğinin içerisindeki kalsiyumla kendi molü birebir. Dolayısıyla bu bileşik de 0,05 mol olmalı. Yani 0,005 mol kalsiyum bromür çözündüğünde bize anlatır. Peki, şimdi bu 0,05 mol kalsiyum bromürün mol kütlesi kaç? Şuradan bulalım. CaBr2. Ca40, 2 tane brom 160, yani 200. Demek ki mol ağırlığı 200. Mol ağırlığı 200 olduğuna göre 0,005 çarpı 200'den kütlesini bulabilirim. Yani 2 0 gidecek. Şurası 0,5 çarpı 2'den. Demek ki içinde 1 gram kalsiyum Br2, yani kalsiyum bromür çözünmüş. Buraya kadar içindeki kalsiyum bromürün ne miktarını bulmuş olduk. Yani bu bileşiğin 100 gramında 1 gram CaBr2 çözünmüş. O halde şöyle diyebilirim. Çözünen madde 1 gram. Toplam çözelti 100 gram çarpı 100. O halde biz %1'lik bir çözelti olduğunu bulmuş olduk. Birinci ölçü doğru. 40 miligram Br2 iyonu vardır. Şimdi onu hesaplamak için şuna bakalım. Ne kadar mol olduğunu biliyorduk kalsiyum Br2'nin, CaBr2'nin. 0,05 çarpı 2 yaparsak içinde 0,00 bir tane sıfır fazla attık. 0,01 mol Br-iyon olduğunu bulalım. Peki Br'nin mol kütlesi kaç? 80. O halde 0,01 çarpı 80 çarparsak ne geliyor? Şuradaki bir sıfır gidecek. 0,8 gram. Peki kaç miligram yapar hocam? 1000 katı. Yani 1, 2, 3. Yani ne geliyor oradan? 1, 2, 3. Yani 800 miligram geliyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış. 1 gram kalsiyum bromür çözünmüştür. Biz bulmuştuk zaten 1 gram kalsiyum bromür çözünmüştü. O halde doğru cevabımız D seçeneği olacak. 1x katısının 20 gramının, yani çözünen x 20 gram. 20 gram x çözündü. Notumuzu aldık. 100 mililitre etil alkolde tamamen çözünmesiyle hazırlanan çözelti kütlece yüzde kaç x içerir? O zaman mililitre kullanmamalıyım. Yani kütlece yüzdesi olduğuna göre bu etil alkolü de grama çevirmeliyim. Onu yapabilmem için etil alkolün yoğunluğu verilmiş. Yani D etil eşittir M etil bölü V etil. Yani M bölü V. O halde 0,8 gram bölü mililitre eşittir. Etil alkolün kütlesini bilmiyorum. M. Hacmini biliyorum. 100 mililitre. Buradan mililitreler götürecek. Çarparsam 80 gram etil alkol olduğunu anlıyorum. O zaman elimizde 80 gram da etil alkol var. Yani çözücü olarak bu kullanılmış. Peki bizde kütlece x yüzdesini soruyor. Çözünen 20, yani x bölü toplam kütle kaç hocam? Toplam kütle 100. Çarpı 100. Zaten ortaya çıktı. Demek ki %20'lik bir çözeltiymiş. Yani cevabımız D seçeneği olacak.